kardeşlerim, muazzez müminler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahın sünnetini kıldılar. Sağ omuzları üzerine yaslandılar. Sünnetle farz arasında ashab-ı kirama döndüler. Ölümü tefekkür ederken buyurdular ki: "Ekfiru zikra hadimil zat bütün lezzetleri yıkan, parçalayan ölümü çok hatırlayınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabenin radıyallahu anhum hayata bakış açılarını değiştirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyana kadar hayatı severler, ölümden korkarlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölümü düşünmeye, ölüm üzerine tefekkürde bulunmaya onları davet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dünyadan ayrılırken Errafikal Ala diyorlardı. En yüce dostu arzuluyorlar. Oraya gitmenin arzusu, iştiyakı içindeydiler. En az 70 sahabeden radıyallahu anhum ölüme dair ölümü arzuladıklarında dünyadan ayrılıp Allah azze ve celle'ye ulaşmaya dair onlardan ifadeler, ibareler nakledilir. Ölüm güzel şey sahabe nazarında. Müslümanlara göre ölüm güzel. Güzel olmasaydı Peygamber aleyhissalatu vesselam ölür müydü? Allah Azze ve Celle ona ölümü tattırır mıydı? O da ölümle dünyamızdan ayrıldılar. Fakat gün gelecek ölüm de ölecek. Allah Azze ve Celle ölüm meleğinin de canını alacak. Artık ölüm kalmayacak dünyada. Biz zaviyeden baktığınız zaman ölüm ayrılık. Anneden, babadan, yardan, sevdiklerinizden neler varsa onları geride bırakıp gidiyorsunuz. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüme farklı bir zaviyeden bakmayı öğrettiler insanlara. Öteden bakacaksınız. Kul nehbitu Asıl yurdumuz, vatanımız ahiretti. Oradan dünyaya gelmiştik. Burası sürgünler ülkesiydi. Buradan oraya gidecektik. O halde ölmek, Ölüm demek, ayrılmak dünyadan, aslında ulaşmak demek, kavuşmak demek, Allah Azze ve Celle'ye lika demek. En sevgililer orada, Peygamber aleyhissalatu vesselam, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Ölüm alacak kardeşlerim, o en sevgililere, sevdiklerimize, onlara ulaştıracak. Bir dünyada yaşıyoruz, o dünyada her şey ölümü tadacak. Her yeni eskiyecek, her doğan ölecek, her insan ayrılacak, her ağaç kuruyacak. Allah'ın kanununa, hükmüne bütün canlılar ram olacaklar, teslim olacaklar. O halde hadiseye nereden bakmalı? Peygamber aleyhissalatu vesselam bizi ölüm rabıtasına, ölümü düşünmeye davet ederken hayata nereden bakmamızı söylüyor? Bir öğrenci düşününüz. En yüksek notlarla okulu bitiriyor. Soruyorlar ona. Diyorlar ki sen bu kadar yüksek notlara nasıl malik oldun? Nasıl okulun birincisi olabildin? Bütün notların en yüksek dereceden. Belki şöyle diyecektir. Arkadaşlarım oynarken ben imtihanı düşünüyordum. Yerken imtihanı düşünüyordum. Yatağa girerken imtihanı düşünüyordum ve bütün bunlar beni daha çok çalışmaya sevk etti. Ve leysel insani illa masah. Ne kadar insanın gayreti, himmeti varsa Allah azze ve celle öyle o kadar ihsanda bulunacak. Ve bizler dünyada bir öğrenci hükmündeyiz. Öğrenci mesabesindeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her anında, her noktasında o en büyük imtihanı düşünmeye bizleri davet etti. Eleyhisallahu bi ahkemil hakimin. Hakimler hakimi Allah Azze ve Celle'nin huzurunda bu dünyanın hesabını vereceksin. Yani kardeşim yürüyorsun, okuldasın, sahildesin, gidiyorsun. Hayatı üç şeritli bir yol olarak düşün. Sağını kapatmışlar, solunu kapatmışlar. Sağında sahiller var. Orada anadan uğrayan kadınlar var. Solunda ekranlar var, sinemalar, diziler var. Onlar seni dünyaya, dünyada kalmaya, Oradan cehenneme yürümeye davet ediyor. Fakat önünde bir yol var. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın açtığı bir yol. O yolda Allah Resulü Aleyhisselam imam sana diyor ki gözüne, kulağına, aklına, bütün haselerine sahip ol. Kendine sahip ol. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ an. Eğer sen ahireti düşünürsen Allah Teala'nın huzurunda bu dünyanın hesabını vereceksin. O anı, o hayatı düşünürsen Allah sana iki cennet verecek. Emirlerine uymana mukabil bir cennet. Haramlardan kaçmana, uzaklaşmana mukabil Allah sana bir daha cennet verecek. Velimen khafe makame rabbihi cennetan. Evleneceksin, hayatını kuracaksın arkadaşların var. Onlar maaşa bakıyorlar. Onlar soya bakıyorlar. Ama sen 14 asır önce yolunu aşmak için sağda şerit tıkalı, solda tıkalı kapatmışlar. Heva var, arzu var, cehennem var. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam senin önünü açtı. Sen cennete talip olacaksın. Dindar olanını, iffetli olanını, Fatıma'yı, Zeynep'i, Hatice'yi tercih edeceksin. Oradan yürüyeceksin. İmtihanı evlenirken evlenirken oraya koyacaksın. Ahirette o evliliğin hesabını vereceksin. Evini diziyorsun. Karşıda muhatabın var. Onunla konuşuyorsun. Sen onunla ya da Zeynep, Hatice seninle konuşuyor. Yeni bir dünyayı kuracaksınız. Konuşuyorsunuz. Şuradan şu kadar. Buradan bu kadar gelir. Hayat böyle devam eder. Fakat dur diyorsunuz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Kullu nefsini zaikatul maut. Kur'an-ı Hakimin bu ayetini okumuştu. Mihrab da sünneti kılmıştı farzdan önce. Önemliydi, söylemesi gerekirdi, aldanacaktı ümmeti, seni ikaz etmesi gerekirdi. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, ölümü çokça hatırla. Evlenirken, eşinle, geleceğin, yarınların, planlarını, projelerini hazırlarken, imtihanı onun merkezine koy. Eğer koyarsan, o zaman ahirette güleceksin. Cennet senin, Cemalullah senin olacak. Belki alim olacak, belki mürebbi olacak. Kürsülerde, minberlerde on binler seni dinleyecekler. O zaman nefsin yanına gelecek, diyecek ki: "Kadınlar başlarını asınlar. Şuralarda, buralarda şu görevleri yapanlar onlar namaz kılmasınlar. Kaşlarıyla, gözleriyle işaret yapsınlar. Sayılarınız çok olsun." onlara, binlere, yüz binlere malik olun, bu kadar sayılara ulaşın dendiğinde sen Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı Mekke'de göremiyorsan İnnehum lehumul mensurun Allah'ın ordusu galip olacak. La ilahe illallah diyenler galip olacak. Küfre, onun bütün ideolojilerine, ammarlar, yasiller gibi kıyam edenler yalnız onlar muvaffak olacaklar. Efendimiz Aleyhisselam'ı imtihanı düşünüyorsun, Kur'an-ı Hakim'in bu ayetlerini okuyorsun. Kulun nefsin zaiqatul maut. Kur'an-ı Hakim sana diyor ki ölümü tadacaksın. Bütün nefisler gibi öleceksin. Allah'a bu hayatın hesabını vereceksin. Kardeşlerim, kürsüde ağlamak mesele değil. Kürsüde söylediklerimize dışarıda ağlayabilmek, yalnız kaldığımız yerde ağlayabilmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük müjdeyi onlara veriyor. Yani yürüyorsun, gözün, aklın, bütün haselerin onlar şeytan tuzağında. İşte o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana arşı gösteriyor. Arşın gölgesine işaret ediyor. Buyuruyorlar ki وَرَجُلٌ دَعَتُوا اِمْرَاتٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهِ Çağırıyorlar seni. Havalimanında yürürken önünde gidenler çağırıyor. Sahillerde, dizilerde, sokaklarda anadan uryan gezenler seni cehenneme çağırıyorlar. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam ahireti, mahşeri hesabı işaret ediyor. Diyebiliyor musun diyor. Bütün bunlara sağını kapat kapattılar, solunu kapattılar. Fakat önünü açtım. Eğer benim ardımdan gelirsen, sen buradan cennete, sen buradan Rabbine ulaşacaksın. Gelir misin? Fakale inni akafullah. Ben Allah'tan, ben Rabbimden korkarım. Ey genç adam bunu diyebilir misin? Ardımdan yürüyebilir misin? Hani diyor Allah Resulü Aleyhisselam lisan haliyle? Mekke sokaklarında ben Ammarları, yasilleri arardım. Sen de kahvehanelerin önlerinde, okulların önlerinde bu asrın Ammarlarını, Yasirleri arar mısın? Yolumuzun sağını kapatmışlar, solunu kapatmışlar. İşte buradan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden cennete, cemalullah'a yürümeye var mısın diyorsun. Kapatmışlar. Van'da Bombalar patlatıyorlar. 15 Temmuz'dan sonra farklı bir cepheye taşıdılar. O cephede bu milleti düşürebilir miyiz? Onun planı içindeler. Ama bilmiyorlar ki bin yıldır küfürle İslam Anadolu'da göğüs göğüse hesaplaştı. Şimdi Müslümanlar buradan cennete yürüyecekler. Onlar açacaklar bu yolları. Hani yolunuz kapandığı zaman kapatıldığı zaman eşkıyalar yolunuzu kestiğinde ya da istila ettiğinde orada bir nefersiniz. Orada bir askersiniz bir akıncı beyisiniz. Özel harekattan Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmet kadrosunda bir mücahitsiniz. Geliyorlar, işgal ediyorlar, istila ediyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi düşünüyorsunuz. Rahimallahu harisel haras. Allah Azze ve Celle ümmeti bekleyenleri bekleyene rahmet etsin. Haras, bekleyenler demek. Ümmeti bekleyen askerler. Bir de onları bekleyenler var. Yani orduda nöbet tutanlar var. Ordu millet için nöbette. Fakat bir de o orduyu korumak için ayakta duranlar var. İşgal anında, iş silah anında Geliyorlar milletin namusunu, ümmetin namusunu kirletecekler. Siz orada yalnız başınızasınız. Sağ kapalı, yolun solu kapanı. Ve la limen yuktelu fi sebilillahi emvat. Önünüzde bir şehadet yolu açık. Peygamber aleyhissalatu vesselam size buyuruyor ki Rahimallahu harisel haras Allah Teala ümmeti bekleyen, mazlumları bekleyen, orduyu bekleyen, o namusunu çiğnetmeyen ona merhamet etsin ya Resulallah Senin buyurduğun yerden cennetine geliyorum Rabbim yolları, Rabbim kapıları açar mı? Kardeşlerim, dün bir cenazedeydik, bulancaktaydık Dört tane bir aileden cenaze vardı. Binlerce Müslüman o cenazeyi iştirak etmişti. Onlardan bir tanesi bir hanım kardeşimiz. Üç tane evladı var, üçü de hafız olmuş. Bir trafik kazasında ayrıldılar dünyadan ahirete gidiyorlar. Orada Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın validesinin şu sözünü cemaate hatırlattım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındaydı. Ebva'dan Mekke'ye dönüyordu. Babasının kabrini ziyaret etmişti. Anneleri Amine rahatsızlandılar. Annesinin dizine Efendimiz Aleyhisselam başını koydular. Efendimiz Aleyhisselam'ın başı annesinin dizi üzerinde. Annesi dediler ki: "Her doğan ölecek yavrum. Her gelen bu dünyadan ayrılacak. Her yeni eskiyecek. Şimdi ben de gidiyorum." babanı görmemiştin bundan sonra bu hayata annesiz devam edeceksin fakat insa ma raitu fil manam fa anta mabuutun sana hamileyken gördüğüm rüyalar eğer doğruysa Allah seni bütün alemlere peygamber olarak gönderdi yavrum ben gidiyorum ama geride bir Muhammed bıraktım şimdi o kadını düşününüz onun dünyada acıları ızdırapları vardır 12 yaşında evladını hafız olması için Bulancak'tan Trabzon'a gönderir. Komşuları var, onların da çocukları var. 12 yaşında Ramazan gününde iftar sofrasında komşularının çocukları gelirler. Aynı sofraya otururlar ama bir anne 12 yaşındadır evladı onu Bulancak'tan Trabzon'a göndermiştir. Kur'an'a hakime sahip olsun diye. Hani buyurmuştu ya Allah Resulü'nün annesi, ''Ben gidiyorum ama geride Muhammed'i bırakıyorum. Ayrılıyorsunuz dünyadan, geride üç tane hafız bırakıyorsunuz. Sana geliyorum ya Rabbi. İşte burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı bir şerit var. Oradan sana doğru yürüyorum. Ama geride hafize, haticeler, mükerremler, ahmetler, Muhammedler bıraktığım halde sana geliyorum.'' kardeşlerim ayrılacağız dünyadan. Çocukken Trabzon'dan Samsun'a doğru oftan gelirken otobüste levhalar olurdu. Levhada yazar 300 kilometre. Biraz daha gidersiniz 290-280 sevinirsiniz. Otobüsten inecek yerinize yurdunuza kavuşacaksınız. Ada pazarından Sakarya'dan gelirken kilometreler daha uzun yaklaşıyorsunuz seviniyorsunuz. İşte biz evine dönerken kilometreler azaldıkça sevinen o çocuklar gibi her gün biraz daha Allah'a yaklaşıyoruz. Geldiğimiz olan ahirete yaklaşıyoruz. Saçlarımızda aklar, sakallarımızda beyazlar var. Esasında bunlar Rabbimden gelen risaleler, mektuplar. Yani diyor ki Kilometreler azalıyor. Ömür tükeniyor. Buluşmaya hazır mısın diyor. Seni Allah'a götürecek. 60'ı geçince ayaklarımızda derman kalmayacak. Belimiz bükülecek. Yürümekte zorlanacağız. Gözlerimiz belki feri kalmayacak, göremeyecek. Bütün bunlar Rabbimizden gelen işaretler. Yani diyecek ki, İhsan, hazır mısın? Birazdan Allah'la, Rabbinle, kainatın sahibiyle buluşacaksın. Kardeşlerim, evimize dönerken seviniyoruz. Peki Allah Azze ve Celle'ye dönüyoruz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın açtığı yoldan gidiyoruz. Ölümü düşünebiliyor muyuz? Düşünüp sevinebiliyor muyuz? Yani şurada bir dairemiz olsa, daireyi kiralasak, içinde odalarımız var, Oturma odamız, yatak odamız vesaire var. Eşyaları aldık koyduk. Gecenin üçünde evin sahibi geldi. Hadi çık bu evden dedi. Çıkardılar sizi. Zorla çıkardılar. Üzerinizde sadece elbise var. Onu alabilirsin dedi. Çıkardılar bizi evden ayrıldık gidiyoruz. Peki dünya işte tıpkı bunun gibi. Ölüm meleği gelecek. Bu dünyada sen emanetçiydin diyecek. Sadece elbiseni, sadece kefenini alabilirsin. Belki iki de ayrıl diyecekler, belki üçte, belki sabah vaktinde. Ayrılıp gitmeye hazır mıyız? Men amila salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyennehu hayatan tayyibe Kim ameli salih kadınlardan erkeklerden yaparsa Allah Azze ve Celle mümin olduğu halde yaparsa bütün bunları onları tertemiz bir hayata diriltecek. Yani ahirette en güzellere nail olacaklar. Eğer imanımız, ameli salihimiz varsa o evin içinde neler varsa alıp da onları ahirete götüreceksiniz. Eğer imanımız yoksa sadece kefenimiz olacak. Dünyada her şey burada kalacak. O halde şu sokaklara çıkmalı, kahvehanelerin önüne gelmeli, oradaki kardeşlere demeli ki hani seni Yoğun bakıma aldılar. Ağır bir ameliyata gireceksin. Belki geriye dönmen zor. Fakat doktor sana geldi dedi ki, eğer 100 milyarlık bir operasyon var ya da bir ilaç var. Onu alırsan belki 5-10 yıl kadar daha yaşayabilirsin. Eceli Allah bilir ama onlar böyle söylediler. Adamın bir evi olsa 100 bin lirayı satar Dünyada belki 5 yıl 10 yıl kalabilmek için O da kesin değil Doktorun sözü Doktorun ifadesi Peki kardeşlerim Neden dünyada 5 yıl ya da 10 yıl daha kalmak isteriz Kahvehanede insanlar neyi kazanırlar Neden orada ömürlerini geçirirler Bedrettin Haseni Hazretleri kahvehaneye gittiler dediler ki ey zamanlarını burada öldüren zavallılar Allah Teala imkan verse şu zamanınızı satın alsam sizden onu ibadetle onu kullukla değerlendirsem kardeşlerim şu bedene önem veriyoruz. Toprak varsa siliyoruz. Yemeğimizde saç varsa kalkıyoruz. Midemiz bulanıyor ama öleceğiz alacaklar bizi toprağa koyacaklar. Sonra üzerimize toprak atmaya başlayacaklar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki okulda, sokakta, işte, mal alırken, satarken ölümü düşün. Düşünebiliyor musun? Nereden alacaklar, nereye götürecekler? Ömür azalıyor. Kilometreler yaklaşıyor. Allah'a yaklaşıyoruz. Her an melekül mevtle ölüm meleğiyle buluşmaya daha yakınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı onlar öleceklerini anlayınca, işaretler gelince seviniyorlardı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ölümü onlara öyle anlatmıştı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh 15 gün sıtması vardı. Her gün biraz daha ağırlaşıyordu. İnsanlar yanına geldiler. Dediler ki doktor çağırsak Ebu Bekir. Emradani tabi beni doktor bu hale getirdi. Rabbimi istiyorum dedi. Ömer radıyallahu anh zilhicce ayındaydı. Mina'dan dönüyordu. Cübbesini çıkardı. Kumun üzerine serdi. Sonra ellerini kaldırdı. Allahümmerzukni şehadeten fi sebilik. Ya Rabbi Ömer'in mecali kalmadı. Devlet büyüdü. Bundan daha ötesine Ömer gidemez. Ömer'i huzuruna şehit olarak alsan ya Rabbi dedi. O ay çıkmadan Ömer radıyallahu anh efendimiz şehit olarak Allah Azze ve Celle'ye gitti. bilal Habeşiler, Abdullah ibn Mesudlar, etraflarında çocukları son anlarında çocuklar ağlarken onlar va taraba diyorlardı. En mutlu anımız çünkü Allah'a gidiyoruz. İskilipli Atıf Hoca. Kur'an'ı Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı müdafaa etti diye idam kararı verdiler. O da müdafaa name hazırlıyordu. O gece rüyasında Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördü. Atıf dedi, yarın bize gireceksin. Neden müdafalarla uğraşıyorsun ki? Gözlerini açtığı seviniyordu. Arkadaşları ağlıyorlar, o seviniyordu. Çünkü o günün sabahında Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ulaşacaktı. Kardeşlerim, sahabe gibi yaşarsak, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın açtığı yolda yürürsek, işte o zaman dünyadan nelere sahipseniz onları ameli salih olarak alıp ahirete götüreceksiniz. Asıl vatanımıza ölüm bizi ulaştıracak. Onun için Ebu Bekir gibi Ömer Osman Ali radıyallahu anhum. Ölüm bize bir düğün gecesi gelecek. El mevtu cisrun yusilul habibi ilel habib. Ölüm dostu dosta kavuşturacak. Allah'a dost olanlara ne mutlu. Onlar ölünce ezeli ve ebedi dostları olan Allah'a kavuşacaklar.